Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Suat-ı Mekke'ye 10. sefir 68. kısım. Fasıl içinde vasıl. Taş atmak. Akrebe cemreleri hakkında görüş birliğine varılan husus, güneş doğduktan sonra istiva vaktine yaklaşıncaya kadar kurban günü 7 taşın atılmasıdır. O gün başta taş atılmaz. Bilginler fecirden önce taş atımı hususunda görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmı caiz olmadığını ve yinelenmesi, yani atmanın yinelenmesi gerektiğini söylemiştir. Bir kısmı ise caiz olduğunu ve güneşin doğumundan sonra atılmasının müstahap olduğunu söylemiştir ki ben de bu görüşteyim. Bir kısmı ise şöyle demiştir. Taşların kurban günü güneşin batımından önce atılması yeterlidir ve yükümlülük gerekmez. Bazı bilginler ise kurban günü güneşin batımından sonra taşları atanın kan akıtmasının müstahap olduğunu söylemişken güneş batıncaya kadar atmayıp gece ya da daha sonra taş atan kimsenin durumu hakkında görüş ayrılığına düşünmüştür. Bir kısmı onun kan borcu olduğunu söylemiştir. Bazı bilginler ise geceleyin taşı attığında bir borcu olmayacağını, ertesi güne bırakırsa kan borcu olduğunu söylemiştir. Bir kısmı ise taş atmayı sonraki günü ertelese bile yükümlülüğü olmayacağını söylemiştir. Dönmeye gelirsek, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda onlara ruhsat vermiştir. Bazı bilginler şöyle demiştir. Dönmede ruhsatın anlamı kurban gününün geçmiş olmasıdır. Bundan sonra akrebe cemreleri atılır. Sonra üçüncü gün gelir. Bugün ilk ayrılma günüdür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o günde ve sonraki günde taş atmaya izin vermişti. Ayrılırlarsa tamamlamış olurlar. Ertesi güne kadar kalırlarsa diğer insanlarla birlikte taş atarlar ve ayrılırlar. Bilginlere göre ruhsatın anlamı bir günde iki günü toplamaktır. Malik'e göre ise vacip şey bir araya getirilir. Böylece üçüncü günde toplanır ve ikinci ve üçüncü gün adını alır. Üçüncü gün adına atılır. Çünkü Malik'e göre vacip olanların dışındaki fiiller nedeniyle kimse günahkar olmaz. Bilginlerin çoğu izafe edilen günün öne alınması veya geciktirilmesi bir olduğu halde iki günü bir günde toplamaya ruhsat verir. Bu fiiller içinden Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sonra yaptığını öne alan veya onun öne aldığını sonraya bırakan kişinin durumu hakkında da görüş ayrılığına düşürmüştür. Bazı bilginler Akabe cemresini atmadan önce tıraş olanın fidye borcu olduğunu söylemiştir. Bazı bilginler ise yükümlülüğünün olmadığını söylemiştir. Hac ile ilgili Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem gelen rivayetler daha sonra zikredilecek ve sen de onları öğreneceksin. Bu esnada her rivayetin içeriği hakkında ikazlar yapılacaktır. Bazı bilginler şöyle demiştir. Taş atmazdan veya kurban kesmezden tıraş olan kimse küçük baş kurban kesmelidir. Kıran hacı yapıyorsa iki, bazı bilginlere ise üç küçük baş hayvan kesmek zorunda olduğunu söylemiştir. Bunlardan ikisi kıran, birisi ise önceden tıraş olmanın cezasıdır. Bilginler ifaza tavafını taş atmazdan ve tıraş olmazdan önce yapanın tavafını yinelemesi gerektiğinde de görüş birliğine varmıştır. Bazı bilginler ise bunun gerekmediğini söylemiştir. Evzahi ise akabe taşlarını atmazdan ifaza tavafını yapar, sonra eşiyle cinsel ilişkiye girerse küçük baş kurban kesmesi gerektiğini söylemiştir. Bilginler hacının toplam olarak atacağı taşların sayısının 70 olduğunda görüş birliğine varmıştır. Bunların 7'si kurban günü atılır. Akabe taşlarını başından ya da ortasından veya aşağısından attığında ise bunların hepsi mümkündür. Doğru olan ise peygamberin yaptığıdır ki o da vadinin içinden atılmalıdır. Bilginler taş akabeye düşmediğinde atışın yinelenmesi gerektiğinde de görüş birliğine varmıştır. Onlara göre teşrik günlerinin her birisinde 3 kez olmak üzere 21 taş atılır. Her atışta 7 taş atılır. 2 gün atıp 3. gün atmamak da caizdir. Onlara göre bu taşların sayısı düşen taşlar sayısınca hesaplanır. Teşrik günü taşların atılışındaki sünnet, ilkinin atılıp sonra durulup da dua edilmesidir. İkincide de böyle yapılır ve duruş uzatılır. Son üçüncü atılır ve artık orada beklenilmez. Bilginlere göre her taş atarken tekbir getirmek güzel bir davranıştır. Teşrik günlerinin taş atımının zeval vaktinden sonra olması da güzeldir.
Bilginler taşların teşrik günü zevalden sonra atılıp atılmayacağı hususunda görüş ayrılığına düşmüştür. Çoğu zevalden sonra atmanın yenilenmesi gerektiğini söylemiştir. Ehl-i Beyt bilginlerinin bir kısmından ise güneşin doğumundan batışına kadar taş atılabileceğini görüşü aktarılmıştır. Bilginler teşrik günleri, güneş son günde batıncaya kadar taşları atmamış kimsenin onu bir daha atamayacağında görüş birliğine varmıştır. Böyle bir insana kurban veya kefaretin vacip olup olmadığında ise görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bazı bilginler bütün taşları veya bir kısmını veya birisini atmazsa kan borcu olduğunu söylemiştir. Bir kısmı ise hepsini atmazsa kan borcu olduğunu, bir veya daha fazla taşı atmazsa her taş karşılığında bir yoksulu doyurmak şeklindeki bir kefaret gerektiğini söylemiştir. Ta ki hepsini terk etmesi derecesine ulaşıncaya kadar böyle devam eder. Akabe cemreleri ise böyle değildir. Onları terk eden kişi küçük baş kurban kesmelidir. Bazı bilginler ise her bir taşta bir ölçek yemek, iki taşta iki ölçek yemek, üç taşta ise bir kurban borcu olduğunu söylemiştir. Tevri de benzer bir şey söylemiş fakat kurbanın dördüncü taşta olabileceğini ileri sürmüştür. Tabiinden bir grup tek bir taşa izin vererek şöyle demiştir. Tek bir taşa bir şey gerekmez. Zahir ehli şöyle demiştir. Bu konuda bir şey gerekmez. Allah izin verirse zikrettiğimiz görüşlerin rivayetleri daha sonra aktaracağız. Bilginlerin çoğu ise Akabe cemresinin haccın bir rüknü olmadığı görüşündedir. Haçtan çıkmak ise iki türlüdür. Birisi büyüktür ki o ifaza tavafıdır. Diğeri ise küçüktür. O da Akabe taşlarını atmaktır. Bölümün batini yorumu. Cemreler cemaatlerdir. Her bir cemre bir topluluktur. Temizlikte taş kullanmak yani isticmar bu kelimeden yani cemreden gelir. Bu nedenle taşın topluluk anlamı taşıması için birden fazla kullanılması gerekir. Tek taşla temizlik yapılabileceğini söylemenin anlamı yoktur. Çünkü onun üç harfi vardır. Araplar tek bir taşın cemre olduğunu söylemez. Ayrıca taşla temizlik tek sayıda yapılmalıdır. Bu ise üç ve daha fazla sayılardır. En çoğu ise dilde olmasa da ibadette yedidir. Çünkü bir cemre yedi taştır. Zamansal cemreler de bununla ilgilidir. Bunlar şiddetli soğuk mevsiminin sona erdiğini bildirir. Her cemre Şubat ayında 7 gündür. Bunlar bitişik olarak 3 gündür. Her cemre ise 7 gündür. Böylece Şubat ayından 21 günü geçmesiyle cemreler biter. Bunlar Akabe'de atılan 21 taşa benzer. Bunlar da 3 cemredir. Aynı şekilde ilahi mertebeye de 3 anlam karşılığında zat, sıfatlar ve fiiller denilir. Cemrelerin atılması selbe yani olumsuzlama işaret eden kanıt ve burhanlar veya ispata işaret eden ya da nispet ve izafete işaret eden kanıt ve burhanlara benzer. Öyleyse ilk cemrenin kanıtları zatın bilinmesine aittir. Bu nedenle kapalı olduğu için orada bulunmaya işaret ederek onun sınırında durulur. Zatı bilmek onunla ilgili olumsuzlamaları bilmektir. Çünkü belirli bir niteliğin sıfatı yoluyla zat bilinemeyeceği gibi onun farklı nefsi niteliklerinin olması da mümkün değildir. Bilakis onun niteliği kendisidir ve başka bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla subuti nefsi niteliği bir şey olabilir ki o da sadece kendisidir. Bu yönüyle hak, hakikati bilinmeyen, kendisine muhtaç olmak özelliğiyle bilinendir. Bu ise Allah'ın mutlak bildiğinin bilinmesidir. Bu bağlamda imkanı düşünerek zata karşı şeytani kuşku insana gelir. Hacı bir tercih edene muhtaçlık taşıyla onu atar. Tercih eden özü gereği varlığı zoruna olandır. Hacı delil suretiyle akılların ölçütlerinin düzenine göre kanıtını getirir. Bu ise ilk cemrenin ilk taşıdır. Kişi tekbir getirerek taşı atar. Yani bu imkan özelliğini hakka nispet etmekten hakkı yüceltir. Bu durumda ikinci kez şeytani düşünce kendisine Allah'ın bir cevher olduğunu düşündürmek üzere gelir. Hacı ise ikinci taş ile onu atar. Bu taş cevherin yerleşmeye muhtaç olduğu ya da başkası nedeniyle varlığa muhtaçlık delilidir. Bu kez şeytani kuşku Allah'ın cisim olabileceğini kendisine getirir. Hacı bileşiklik ve boyut aralığı araçlarına muhtaçlık taşıyla bu düşünceyi kendine atar. Bu kez şeytan onun araz olduğu fikrini getirir. Hacı ise arazın yere,
var olmamışken var olmaya muhtaçlık özelliğiyle onu atar. Bu kez kuşku onun neden olabileceği kuşkusunu getirir. Acı beşinci taş ile onu atar. Bu taş nedenliğinin onunla varlıkta eşit olmasıdır. Halbuki Allah vardı ve onunla birlikte başka bir şey yoktu. Bu kez kuşku ona doğada gelir. Acı ise altıncı taş ile onu atar. Bu ise çokluğun onunla ilişkisi ve doğanın fertlerinden her birinin doğal cisimleri var edişte kendisiyle birleşmek üzere bir başka şeye muhtaçlığıdır. Çünkü doğa iki fail ve edilgenin toplamından ibarettir. Bunlar sıcaklık, soğukluk, yaşlık ve kuruluktur. Bunlar kendileri nedeniyle bir araya gelemeyeceği gibi kendileri nedeniyle de ayrılamaz. Bunlar ancak sıcak, yaş ve kuruda var olabilir. Bu kez şeytana düşünce yoklukta kendisine gelir ve şöyle der. Bu yoksa, şu da yoksa, böylece zikredilenlerin hepsini bir bir sayar, öyleyse hiçbir şey yoktur. Hacı ise yedinci taş ile onu atar. Yedinci taş Allah'ın mümkündeki delilleridir. Allah'ın mümkündeki delilleri, mümkünün bir tercih ediciye muhtaç olmasıyla sabittir. O, özü gereği varlığı zorunlu olandır ve bizim tercih edici olarak ispat ettiğimiz kimsedir. Böylece ilk taş atma tamamlanır. Son ve ikinci cemreye geliriz. Burası manevi nitelikler mertebesidir. Kuşku insana şöyle der. Mümkünün varlığını tercih eden bir zatın varlığını kabul ettik. Bazı kimseler bu zatın kendisinden zuhur ettiği şeyi bildiğini söylemiştir. Biz bu kuşkuyu ilk taş ile atarız. Hacıya gelenlik düşünce bu ise durum böyledir. Bazen başka bir nitelikle hacıya bir kuşku gelebilir. Hacı ise yedi niteliği tamamlayıncaya kadar kendisine gelen kuşkuya göre taşı atar. Bu yedi nitelik hayat, irade, bilgi, kudret, kelam, duyma ve görmedir. Bazı arkadaşlarımız bu üçü, yani duyma, görme ve kelamı akli deliller içinde şart görmeyip onları sabit olduklarında şeriattan öğrenir. Onların yerine ise üç şey yerleştirir. Bunlar bilgiye gerekli olan, hakkında caiz olan ve imkansız olan şeylerdir. Bununla birlikte diğer dört nitelik sabittir ki onlar bilgi, kudret, irade ve hayattır. Böylece şeytan onlardan her birine ait bir kuşku getirir. Hacı bütün akli delillerin taştırıldığı gereken şekilde sahih ölçüye göre kuşkuları atar. Hacı burada direnç göstermeyi sürdürür. Bu ise orta cemrede beklemek ve dua etmek demektir. Sonra hacı üçüncü cemreye gelir. Burası da fiiller mertebesidir ve bunlar da yedidir. Hacının aklına önce türeyenler ve bunların kendi başlarına var oldukları kuşkusu gelir. Hacı bu kuşkuyu onların özel bir yönden hakka muhtaç olmalarının taşıyla atar. Şeytani düşünce, hacının muhtaçlık hakkındaki bilgisinden geri dönmediğini öğrenince ona muhtaçlığın haktan başka bir nedene olduğunu gösterir. Bu sebep ise unsurlardır. Musul'da unsurlara ibadet edenleri gördük. Şeytan hacıya bir kuşkuyu getirdiğinde hakkın bu unsurlarda etkin olduğu düşüncesini sağlayabilir. Güç yetiremezse yapabileceği nihai şey unsurları ortak kabul etmesini sağlamaktır. Hacı ise ikinci taş ile bunları atar. Şeytana bu unsurların tıpkı kendilerinden türeyenler gibi başkasına muhtaç olduklarını delille gösterir ki o başkası Allah'tır. Arif her zaman mümkünde bulunan özel yöne bakar. Bu özel yön Allah'tan kendisine dönüktür. Yoksa o şeyin neden veya şart olarak kendisine nedensellik yoluyla bağlandığı ve dayandırıldığı şeye bakmaz. Bizim arkadaşlarımızın bakışı budur. Ben bizden öncekilerden ve bildiğim kadarıyla zamanımızdakilerden hiç kimsenin her mümkünde bu özel yönü varsaydığını görmedim. Bununla birlikte bunu bilmiyor değillerdir. Fakat Allah şu sözünde haklıdır. Biz ona sizden daha yakınız. Kastedilen sebeplerdir. Fakat siz görmezsiniz. Yani siz o şeyin sebebe değil, bize dayandığını görmezsiniz. Gözümüzü her mümkündeki bu özel yönü görmek üzere açan Allah'a hamdolsun. Hacı üçüncü taşı zikrettiğimiz şekilde attığında, şeytan ona unsurların varlığının dayandığı sebebi düşündürür. O da felektir. Şeytan şöyle der. Bu unsurları var eden felektir. Söylediğimde de haklıyım. Hacı ise üçüncü taş ile bunu atar. Bu da feleğin ki şekildir. Daha önce zikrettiğimiz şekilde özel yönden Allah'a muhtaçlığıdır. Bunun üzerine muhtaçlık da kendisini tasdik eder ve şöyle der. Yanılıyorsun.
Şekil cisme muhtaçtır. O olmasaydı şekil ortaya çıkmazdı. Hacı ise dördüncü taş ile bu kuşkuyu atar. Bu taş cismin özel anlamda Allah'a muhtaçlığıdır. Şeytan da kendisini tasdik eder ve kendisine şöyle der. Söylediğin var olan muhtaçlık yönünden doğrudur. Fakat felek akılcıların tüm heyula diye isimlendirdiği heba cevherine muhtaçtır. Cismin sureti ancak onda ortaya çıkar. Hacı bu kuşkuyu beşinci taş ile atar. Bu ise hebanın daha önce zikrettiğimiz gibi Allah'a muhtaçlığın delilidir. Bunun üzerine şeytan şöyle der. Bilakis o dinde levh-u mahfuz diye ifade edilen tümen nefse aittir. Hacı ise altıncı taş ile onu atar. Bu ise tümel nefsin yine özel yönden Allah'a muhtaç olması delilidir. Şeytan muhtaçlıkta kendisini tasdik eder fakat şöyle der. O ilk akıla muhtaçtır. İlk akıl ise bu nefsin kendisinden doğduğu yüce kalemdir. Hacı yedinci taş ile bu kuşkuyu atar. Yedinci taş ilk akılın Allah'a muhtaçlığıdır. Allah'ın ardında ise varılacak bir hedef yoktur. Öyleyse şeytan Allah'tan sonra söyleyebilecek bir şey bulamaz. Bu nedenle de hac artık akabe cemresinde duramaz. Bu nedenle de hacı artık akabe cemresinde duramaz. Burası cemrelerin sonuncusudur. Çünkü daha önce söylediğimiz gibi Allah'ın ardında bir hedef yoktur. İşte bu ariflerin Mina'da attıkları taşların ifadesidir. Burası temenni ve arzulara yani ve güvene ulaşma mekanıdır. Çünkü burası yemek, içmek, cinsel ilişkiye girmek ve nimetlenme günlerinin gerçekleştiği yerdir. Öyleyse burası dünyadaki cennettir ve orada hacıdan kir, pislik, toprak ve çamur temizlenir. Bu bölgenin Mina diye isimlendirilmesini sağlayan temenni gücü sahibinin ki o arzu ettiği şeyden mahrum kalan kişidir. Temennisinin nezdinde bulunduğu kimsenin mertebesine bil fiil ve en yetkin şekilde ulaştırmasıdır. Bu temenni şuna benzer. Zengin bir insan türlü iyilikler yapar ve malını Allah'ın rızası uğruna harcar. Yoksul ise bu zengin kadar malı olsa da onun yapabilmeyi temenni eder. Bu iki insan ecirde eşittir. Hatta yoksul daha çok ecir alır. Çünkü o hesaba çekilmeksizin en yetkin tarzda tam sevap elde eder. Bu iyiliği yapan insana malını nereden topladığı, harcarken ihlaslı olup olmadığı sorulacaktır. Bu meşakkatli ve yorucu işlerden sonra ödüle ulaşır. Temenni eden ise yorulmadan ve hesaba çekilmeden nimete ulaşır. Taşları attıktan sonra hacı başını tıraş eder. Kastedilen kurban günü akabe taşlarıdır. Bunlar çoğul olarak isimlendirilmiştir. Halbuki o gün tek bir cemre vardır. Çünkü taşların her biri diğerine tamlamayla çoğul diye isimlendirilir. Öyleyse o bu bakışa göre çoğuldur. İki cevher bir araya geldiğinde iki cisim olur dersin. Başka bir ifadeyle onlardan her birine diğeriyle bir araya gelmek nedeniyle cisim adı verilir. Öyleyse bu ikisi bu bakışa göre iki cisimdir. Nitekim Allah şöyle buyurur. Her şeyi çift yarattık. Allah her şeyden söz gelişi erkek ve dişi gibi tek bir çift yarattık der. Böylece onu belirttiğimiz yorumla çift diye isimlendirdi. Çünkü her bir şey diğeri kendisine eklenmeksizin çift olamaz. Diğeri eklendiğinde ise her birine çift adı verilir ve onlardan iki çift diye söz edilir. Allah Kur'an'da bunu dikkate aldığı için biz de bundan sonra cemreleri atar dedik. Ve akabe cemresini cemreler diye çoğul olarak isimlendirdik. Çünkü oradaki taşlar fazladır. Biz söz tekrar etmeyiz. Çünkü ilahi genişlik nedeniyle varlıkta tekrar yoktur. Hacı akabe cemresini attığında saçını tıraş eder. Bu ise saçı kısaltmaktan daha uygundur. Çünkü bir şeyin farkına varmak, şuur ve saç anlamındaki şar ilişkisinde o şeyi tam ve ayrıntılı bilmeye benzemez. Kul burada bir şeyin olduğunu zanneder ve onu elde ettiğinde ise şuur kalkar ve fark ettiği şeyin ayrıntısıyla tam bir bilgi sahibi olur. Nitekim mücmelde o şeyin ayrıntılı hale geldiğini bilmezden önce tafsili fark eden kimse bu durumdadır. O halde şuuru aktarmak, bilginin varlığıyla şuuru izale etmek demektir. Şuurun aktarımı zahirde bilginin varlığıyla saçın kesilmesi demektir.
Çünkü saça başa bir örtüdür. Çünkü saç başa bir örtüdür. Yani bilgisizliğin simgesidir. Sonra hacı güzel koku sürünür ki ulaştığı helallik durumunun kokusu ortaya çıksın. Söz konusu şey daha önce kendisine yasaktı. Nitekim ihrama girerken de ihram için koku sürünmüştü. Onun amacı kendisini intikal ettiği ve temiz yaptığı şeyin kokusunu meydana gelmesini sağlamaktı. Çünkü her iki durumda da meşru ve Allah'a yaklaştırıcı bir iyiliği geçmiştir. Allah temizdir ve temizi kabul eder. Allah çirkini temizden ayırır. Allah her iki durumda da temizi fiillerin temizliğine bir uyarı yaptı. Sonra hacı kurbanını keser. Bunu yaparken o hayvanın canını bu karanlık doğal heykel hapsinden yüce aleme yani genişlik ve iyilik alemine göndermeye niyetlenir. Bize göre bütün canlılar ruh ve akıl sahibidir. Onlar bilgiyi Allah'tan akleder. Bu nedenle Allah onlar hakkında hepsi namaz ve tesbihini bildi demiştir. Bu hayvanların ruhlarını Allah'a şükür olarak bugün de serbest bıraktık. Nitekim biz de o gün sınırlanma halinden çıktık. Sınırlanma üzerinde bulunduğumuz ihram halidir. Biz de o halden helallik ve Allah'a yaklaştırıcı mübahlarda serbestçe davranma haline çıktık. Sonra onların bir parçası bizde bulunsun diye kurbanın etlerinden yeriz. Böylece zevk yoluyla onlara özgü zikrin ne olduğunu müşahede ederiz ve onu Allah'a itaat ederken bize gerekli harekette yardımcı bir unsur yaparız. Çünkü beslenmek zorunlu ise böyle bir besini almak daha yerindedir. Sonra Rabbimizi ziyaret etmek üzere evine konuk olduk. Allah ihramlı iken bizi gördüğü gibi kendisine bir şükür olarak ihramsız olarak da bizi görür. Allah gözlerimizi açmış ve bize yasakladığı işlerde tasarruf izni vermiş. Biz de bunun karşılığında bir saygı ve biat olarak onun sağ elini öperiz. Sonra etrafında 7 kez döner ve İbrahim makamının ardına ulaşırız. Tavafta kastedilen şeyler ve kudüm tavafındaki namazla ilgili hususlardan daha önce konuşmuştuk. Fakat İbrahim makamının bir namazgah edinilmesini dikkat çekmemiştik. Orada halimizin verdiği miktarda bir dostluğa ulaşırız. Çünkü Allah bize orayı namazgah edinmeyi emretti. Allah dikkatimizi peygambere dua etme niteliğinin anlamına da çekti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım Muhammed'e ve onun âline yani ehline merhamet eyle. Bütün müminler onun âlidir. İbrahim'e merhamet ettiğin gibi. Özellikle İbrahim'in seçilmesinin nedeni dostluktur. Bu dostlukla peygamber için dua ettiğimizde Allah duamıza olumlu karşılık vermiştir ki onun nezdinde bir yer kazanalım. Allah bu dua nedeniyle bize 10 kat merhamet etmiştir. Böylelikle Allah peygamberi adına ödülü kendisi vermiştir. Bu ise peygambere inayetinin ve bizi şerefli kılmasının bir sonucudur. Çünkü Allah bu mükafatı bir meleğe veya başkasına bırakmamıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için yaptığımız duaya Allah'ın olumlu karşılık vermesi nedeniyle bu esnada şöyle demiştir. Ben bir dost edinseydim Ebu Bekir'i dost edinirdim. Fakat arkadaşınız yani kendisi Allah'ın dostudur. Bu dostluk ümmetinin kendisi hakkındaki duasından önce gerçekleşmiş olsaydı o konudaki duamız yararsız olurdu. Başka bir ifadeyle bu konuda peygambere yaptığımız dua yararsız kalırdı. Şöyle denilebilir. Daha önce sahabenin duasıyla peygamber için dostluk gerçekleşmiş olmalıdır. Bizim duamızın yararı ne ola? Bize bu vakitte dostluk gerçekleşmiş olsa bile peygambere dua etmek emredildi. Birinci neslin hükmü de böyle olabilir. Belki de sahabenin duasından önce peygamber için bu makam gerçekleşmiştir. Bu durumda sahabinin bu konudaki duası bizim duamız gibidir. Şöyle deriz, dostluk makamının gereği burada değil, ahirette ortaya çıkacaktır. Anlama ait hüküm, anlam gerçekleştikten sonra gerçekleşebilir. Öyleyse anlam bir yerde bilfiil var olduğunda hükmü orada zorunlu olarak ortaya çıkar. Ahirette ise hükmünün ortaya çıkması nedeniyle dostluğa ulaşılır. Dünya hayatında dostluktan ortaya çıkan şey ondan gözüken ve kişinin dostluğa ehil olup bilgiye mazhar olduğunu gösteren parıltılardır. Doğru yorum budur. Gerçek cevap şudur.
İçimizden her birinin Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem bir payı vardır. Bu ise insanın batınında bulunan surettir. Başka bir ifadeyle her insanın batınında Peygamber'den bir parça vardır. Peygamber her nefste o şahsın kendisi hakkındaki inancına göre bulunur. Bu nedenle herkes zikredilen duayla Peygamber'e dua eder. Ondaki Muhammedi suret ise yapılan o duayla ve salavat ile dua edilen hali elde eder. Bu yönden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ancak her nefsin duasından sonra dostluğu elde edebilir. Allah ehli keşiflerinde bunu böyle bulmuştur. Bunu bilmelisin.